müjdeli bir haber olmuş hayırlı oldu. Olsun hayırlı olsun. Yani yararlanabilecek olan herkese hayırlı olsun. Tabii çok uzun yıllardır bekleniyordu. 23 yıl. Evet, evet. 23 yıldır bekleniyordu. Evet, evet. Yani aslında tabii çıktığı gün itibariyle bir problem vardı. Yani çok kısa bir süre içerisinde, çok hızlı şekilde, çok tartışılmadan, düşünülmeden çıkarılmış bir kanunla yaş ileri atılmıştı. Dolayısıyla hani bir hatadan dönülmüş oldu ama tabii yani çok şey bir süreç, karar verilmesi çok zor bir süreç oldu dikkat edersen. Çünkü maliyetini düşündüğün nokta itibariyle. Ama bugün itibariyle hani bütün o yaş sınırı olacak mı olmayacak mı gibi bütün tartışma ortadan kalkmış oldu. Eğer yani 25 yıl sigortalılık süresini doldurmuş ve işte bu şey prim sayısı da doldurmuşsanız eğer bu yasa kapsamında ve 8 Eylül 1999'dan önce eğer siz sigortalı olmuşsanız, sigorta giriş tarihiniz 8 Eylül 1999 ise, öncesi ise yani bu kapsam içinde emekli olabilecek insanlar. Tabii yani büyük coşku tabii birçok kişi için. E-Devlet sistemi falan kilitlendi. Sen de evet, fark etmişsindir. Evet, ben de dün baktım. Evet. Hatta sabah da hala çalışmıyordu. Sanıyorum herkes orada bir maaş hesaplama ya da ben emekli miyim değil miyim prim. Evet tabii herkesin ilk akla gelen şeyleri bu tabii. Ne zaman ilk maaşımı alacağım gibi soruları. Yani öncelikle tabii bu konunun meclisten de geçmiş olması lazım. Ondan sonra artık hani bir şekilde hani takvim başlayacak. Yani insanlar başvuru yapacaklar. Tabii burada birkaç tane problem olabilir. Problem dediğimiz şu, yani biz hani ciddi bir yığılma olacak bir kere. Yani bu başvurularda. Biliyorsun ki SGK'nın da bir kapasitesi var. Sonuçta normal hayatın akışına dışında bir taleple karşı karşıya kalacaklar. 2 milyon 250 bin kişi olduğundan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi tabii o çeşitli şeylere göre bazı tadiller yapılıyor. Şimdi mesela başvuruyor insanlar. Sigorta giriş tarihlerini düzeltmeye çalışanlar var. Bunlara da eklendiği zaman 3 milyona kadar gidebileceği diye ifade ediliyor bu rakamın. Neden? Çünkü şundan 2009 sonrasında yani işten çıkış belgeleri işte vesaire gibi kayıtlar dijital olarak yapılamıyordu. 2009'dan sonra dijital hale getirilmişti. 2009 öncesindeki evrakların siz normalde gittiğinizde başvurunuzda ben emekli olabilir miyim diye başvurunuzda bunlar inceleniyor. Dosyanız çıkarılıyor, bakılıyor vesaire. Bayağı kağıttan, fiziken, manuel olarak. Tabii tabii. Yani 99'dan bahsediyoruz. Sonuçta internet vesaire kullanmıyorduk o dönem. Ama aktarılmıştır artık diye düşünüyordum ben. Yani bütün o manuel bilgilerin girilip sisteme aktarılmış olmasını beklerdim hayır, açıkçası. Hayır. Aksine zaten işin bu kadar uzun sürmesi, toplam maliyetin hesaplanmasının bu kadar uzun sürmesi veya 2 milyon 250 bin kişinin rakamına ulaşılabilmek ondan bu kadar uzun sürdü zaten. Yoksa hani böyle bir tane tuşla falan. Veri yoktu çünkü diyorsun. Tabii dijital ki, ortamda tabii bir ki, net aynen. Bir veri yoktu. Yani SGK herhalde bu iş ilk çıktığından beri yani son 6 aydan bahsedelim açısı. Yani yoğunlukla çıktığından beri demek istiyorum. Harıl harıl bunları araştırmaya çalışıyor. Bunları çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bir yandan da tabii şeyler var. Yani muvazalı belgeler vesaire. Yani şimdi bunlar da olacak. Yani kimileri çünkü öyle bir tarih ki bu. Şu değil çünkü 25 yıl dolduranlar deniyor ama bir tarih daha var koşul. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmanız gerekiyor. Şimdi öyle olunca tabii mesela bir günde kaçıran, iki günde kaçıran, bir tabii ayla kaçıran. O, veya mesela diyorlar ki mesela biz sigortalıydık ama işte şöyle şöyle olmuştu işte vesaire. Bunların bir takım sigortalı olmamız gerekiyordu ya da mesela. Bunların başvuruları vesaire de olacak. Böyle bir süreç yaşanacak. Yani biz böyle yılın ilk 6 ayında bolca bu konuları konuşacağız daha. Yani bu konu aslında yani müjde evet çıktı. Müjdedir üstüne ama ödendi böyle, mi ödenemedi evet, mi kaç kişi yürüyecek? Bir sürü şeyler olacak. Yani evet. Bir sürü bunun böyle detaylarını konuşacağız bundan sonraki aylar. Dolayısıyla hani herhalde 2023 yılının toplamı itibariyle yani bir yıl içerisinde bu problemler aşılacaktır diye düşünüyorum ben. Burada herhalde en çok bu işten yani en önemli kısım şuydu biliyorsun. Özellikle bu kapsamda olup da işsiz olanlar. Yani burada en büyük mağdur kesim aslında onlardı. Çünkü işte yaşları 45 ve üstü olmuş ama işte iş bulmakta güç çeken ama emeklilik içinde önünde neredeyse bir 10-12 sene olan kişiler için büyük problem vardı. Yaş anlamında bakıldığında. Yaş sınırı olduğu için evet. Daha doğrusu. Yaşı bekledikleri için daha doğrusu. Yaşı beklerken yaşlanıyorlardı. Yaşlanırken de iş bulamıyorlardı. Dolayısıyla bu kesimin gerçekten önemli ölçüde ihtiyaçlarını mağduriyeti gidermiş olacak bu durum.